diyecek misiniz? Bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetçi ve sosyal demokrat bir parti ve hem Anadolu'nun engin insanlık değerlerinden hem de demokrasinin evrensel prensiplerinden ayrılmamayı kendisine şiar edinmiş bir parti. Biz Kuvayi Milliye'nin partisi ve Anadolu Aydınlanması'nın bir partisi olarak iki şeyi aynı anda çok önemsiyoruz Barış Bey. Bunlardan birincisi hudut namustur dediğimiz gibi ulusal egemenlik, yurttaşlarımızın refahı, esenliği, hakları ve özgürlükleri konusunda, kaygıları konusundaki tavizsiz duruşumuz. Yani yurttaşlarımızla ilgili olarak bizim anayasal yükümlülükten, yurtseverlikten ve 84 milyon insana karşı sorumluluktan kaynaklanan bir duyarlılığımız var. İkincisi ise Anadolu felsefesinin hümanizmasından kaynaklanan bir derinlikle de komşularımızla her türlü insani, barışçı, karşılıklı etkileşime dayalı bir felsefeyi benimsemiş olmamız. Şimdi genel başkanımız 2017 yılından itibaren ve 2018 seçim bildirgesinde bizim parti olarak hazırladığımız çok önemli bir konsepti koydu. Bu Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı olarak adlandırdığımız en başta Suriye hükümetiyle barışçı diyaloğun, diplomatik diyaloğun bir an önce kurulması ve Suriye'de kapsamlı bir af ve kapsamlı bir geri dönüş için altyapının hazırlanması yoluyla bu kapıların açılması ve milyonlarca Suriye Cumhuriyeti, Arap Cumhuriyeti yurttaşının kendi tarlalarına ekmek üzere, evlerine onarmak üzere, şehirlerine, akrabalarına kavuşmak üzere imkanların, altyapının hazırlanması çağrısıydı. Şimdi Türkiye biliyorsunuz 2011'den önce de hatta Ahmet Necdet Sezer, Sayın Cumhurbaşkanımız Sezer zamanında imzalanan Adana Mütabakatı'dan bu tarafa, Hafız Esat tarafından imzalanan Adana Mütabakatı'ndan bu tarafa bir yumuşama, rahmetli İsmail Cem'in de öncülüğünde bir karşılıklı anlayış ve Soğuk Savaş'ın bu kutuplaştırıcı bölgesel siyasetin ötesine geçen pasaportu kaldırma, vizeleri kaldırma siyasetine ön ayak olmuştu ve bu sayede de bayramlaşmalar vizesiz yapılabilir hale gelmişti. Sınır ticareti artmıştı. Halep, Şam, Adana'nın, Antep'in, Hatay'ın şeyi olmuştu. Fethi Bey, bugün de aynı şeyi görüyoruz. Türkiye'deki sığınmacılar bayramda gidiyorlar Suriye'de. Bayramdan sonra geri geliyorlar. Şimdi bu işte, insanların tepkisini çekiyor. Yani insanlar diyor ki bayramda gidip orada kalıp yaşayabiliyorlarsa bunlar niye, nasıl sığınmacı? Örneğin Avrupa'da birçok ülke bayramda ülkesine dönenleri geri kabul etmiyor. Bu nasıl bir sığınmacı? Bu nasıl bir sorunlu ülke ki bayramda hiçbir şey olmuyor da sonra geliyor? Bir bu önemli bir nokta ve bunun bir devamında da şu da var. Siz bu 5 milyon sığınmacıdan kaçının geri gönderilebileceğini düşünüyorsunuz? Hangi yöntemlerle, yani parasal teşvik mi verilecek yoksa bunlar çalışma koşulları mı kısıtlanacak? Bu şekilde çalıştırılamazsınız mı denecek? Neler yapılacak? Tabii Emin Bey, tam da buna geliyordum. Şimdi geçmişten farkı şu. Geçmişte insanlar Halep'teki, Adana'daki, Hatay'daki, Antep'teki tüccarlar, KOBİ'ler, esnaf ve vatandaşlar, Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bayram için, alışveriş için zenginliklerini ve ilgilerini geliştirmek için komşu ülkeye gidiyorlardı. Malları, mülkleri zenginleşerek gidiyorlardı. Bugün ise tam tersine yoksulluk koşullarında evleri, barkları yıkılmış durumda ve asgari ücretin altında çalışmaya zorlanmış, aileleri dağılmış, bazı durumlarda ikinci, üçüncü eş durumuna düşürülmüş, bazı durumlarda 13, 14, 15 yaşında evlendirilmiş, okulla devamlılığı sona ermiş, Türkiye'de bu kadar yıldır yaşadığı halde Türkçe'yi öğrenememiş,
kayıt dışı çalışmak zorunda kalan merdiven altı bir vahşi kapitalizme ve merdiven altı bir vahşi liberalizme terk edilmiş durumda şey yapıyorlar. Bugün hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları hem Suriye vatandaşları bu yıkımın faturasını ağır bir şekilde ödüyorlar. Bakın Türkiye bir mülteci istasyonuna döndüğü gibi Halep gibi Suriye'nin ticaretinin imalatının kalbi olan bir kent yerle bir oldu. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak uluslararası toplum Avrupa Birliği kaynaklarını bir an önce Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Suriye'nin yeniden yapılandırılması insani görevine kanalize etmelidir. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün organizasyonel kapasitesini kullanarak Suriye'nin yıkık, dökük, çökertilmiş altyapısını uluslararası toplumun kredileriyle inşa etmeli ve aşama aşama ne Türkçe bilen ne Arapçayı doğru düzgün bilmeyen, burada avukat olduğu halde çorbacıda çorba servis eden, dişçi olduğu halde hastanede paspas çeken Suriye vatandaşları olmaktansa kendi ülkelerinde onurlu, kendi topraklarını eken, kendi evlerinde, kendi mahallelerinde komşuluk ilişkilerini yeniden kuran, yaralarını saran, iç savaştan bir an önce uzaklaşan bir yapıya büründürülmeli diyoruz. Çünkü bakın Suriye tamam, toplumunun nüfusun bu çok açık. Bakın Türkiye çok kötü bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü yönetimi yüzünden ILO'nun hiçbir standardının yerine getirilmediği, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hiçbir standardının yerine getirilmediği bir merdiven altı sömürü, merdiven altı atölyeye ve kayıt dışı çalışmaya teşvik edilmiş bir mülteci atölyesine dönüştürülmüş durumda AKP'nin yanlış politikaları yüzünden. Bakın Türkiye'de çocuk işçilik yaygınlaşıyor. Çocuk evlilikleri yaygınlaşıyor. Çocuk suçları, çocukları fuhuşa zorlama yaygınlaşıyor. İnsan kaçakçılığı yaygınlaştı. Çifte hukukluluk, yani Suriyelilerin başka bir hukuka, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının başka bir hukuka tabi olduğu durumlar yaygınlaşıyor. Terör şebekeleri Suriyelileri mafyatik olarak, siyasi olarak suistimal ediyorlar. Suriyelilerin de önemli bir bölümü bu durumdan muzdarip. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Urfa'da, Kilis'te, Antep'te, Hatay'da, Adana'da ve Mersin'de yaşayan bir Hataylı olarak bunu ailesi kökenleri Hatay'dan olan birisi olarak söylüyorum. Yaklaşık 2,5-3 milyon Suriye vatandaşı yaşıyor Emin Bey. Ve bu insanlar otobüse bindiklerinde bir saat içerisinde en fazla bir saat içerisinde Suriye sınırına, 1,5 saat içerisinde evlerinin bahçesine, kapısına gidebilecek mesafedeler. Yani 3 milyona yakın Suriyeli zaten 1 saat, 1,5 saatlik yani Silivri'den Tuzla'ya gidiyormuş gibi kendi evine, kendi memleketine, İdlib'e, Afrin'e, Kamışlı'ya, hatta Hama'ya, Humus'a gidebilecek mesafede konumlanmış durumda. Bu insanların gözü ve kalbi Suriye'de. Ama bu insanlar ne Türk ekonomisine entegre olabiliyorlar, ne kendi memleketlerine faydaları oluyor, ne Türkçe eğitim alabiliyorlar, ne Arapça eğitimleri tamam. Aile düzenleri bozulmuş durumda, her türlü suistimale ve kırılganlığa açık haldeler. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu durum sürdürülemez. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den gelen bu dalga sürdürülemez. Bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına büyük bir kötülüktür. Buraya gelen kontrolsüz göçmen insanlara da büyük bir kötülüktür. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum ve şunu sormak istiyorum Emin Bey. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti Ankara Anlaşması'yla Avrupa Birliği perspektifini 1963 yılında koymuş bir ülke. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini sadece mültecileri burada alıkoyma, burada eğitme, merdiven altında çalıştırmayla sınırlı bir hale getirecek bir ülke olamaz. Türkiye 6-7 milyon ve belki de daha da artacak olan bu mülteci sayısıyla hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olamaz ve Avrupa Birliği'ne de kabul edilmeyecektir. Bakın Türkiye'de sözde göçmen haklarına duyarlı insanlar hem göçmenlere büyük kötülük yapıyorlar hem de Türkiye'nin bu kadar büyük bir mülteci kampına dönüşmüşken Avrupa Birliği hedefinin hiçbir şekilde gerçekleşemeyeceği
gerçeğini kamuoyundan gizliyorlar. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye'yi uluslararası toplumla birlikte yeniden imar edelim. Suriye ile bir an önce demokratik ilişkileri kuralım. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi İsrail'le barıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına gitti. Suudi Arabistan'a hak etmediği halde Kaşıkçı davasını suistimal ettiği Kaşıkçı davasını adrese teslim paket olarak teslim etti. Fakat bir tek şeyi yapmadı. Neyi yapmadı? Beşar Esad'la görüşmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir an önce Suriye hükümetiyle görüşmesi, tüm Orta Doğu'daki komşularımızla ilişkileri düzeltebilmesi gerekiyordu. Bunu yapmayacaklar. Evet. Bunu biz yapacağız. Millet İttifakı yapacak. Suriyeli kardeşlerimizi insanlık onuruna yaraşır bir şekilde hem kendi memleketlerinde hem kendi evlerinde, tarlalarında yeniden üretip, yeniden çocuklarını okutup kendi mesleklerini yapacakları Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarının da Suriyeli göçmenlerle inşaatlarda, tarlalarda rekabet etmek zorunda kalmayacakları, asgari ücretin altında çalışmaya razı olmayacakları, konut fiyatları arttığı için mağdur olmayacakları, birbirlerini hastanelerde, resmi dairelerde ezmek zorunda kalmayacakları bir insani sistem oluşturmak zorundayız. Şunu söylemek istiyorum. Ben depreme gitmem gerekiyor. Kesintisiz konuşacağım. Tamam. Ne olur. Tamam. Şimdi sizden şunu rica edeyim. Bir reklam arasına gitmem lazım. Aytun Bey'e Barış'ın da bir sorusu var. Bir reklam arasına bana izin verin. Reklama gitmem lazım. Reklam dönüşü bir kısacık yanıtlarınızı tekrar alalım.